Akdeniz yakası, Aydın illeri, kuşlar gider bizim Abdal Musa'ya. Cemalin görünce yürüdü dağlar, taşlar gider bizim Abdal Musa'ya. Katar'dan ayrılan turna sürüler, her andıkça sinelerim sızılar. İrili ufaklı emlik kuzular, koşlar gider bizim Abdal Musa'ya. Seyid Ali Abdal Musa, Emir Seyide, üçlü bir kardeştir Ehli Beyt'e. Cümle alemi kaydetmiş deftere, başlar gider bizim Abdal Musa'ya. Baba kaygısızdan almış cehdini, gördün mü İbrahim Ethem vaktini, padişahlar tac ile tahtını, yoklar gider bizim Abdal Musa'ya. Veli meydür dört dergâhtan evveli, Seyyid Abdal Musa Hacı Bektaş-ı Veli, Şah Hüseyin aşkına Didem'in seli, çağlar gider bizim Abdal Musa'ya. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Can dostlar, hepinize en içten duygularımla selamlıyorum. Yeni bir programda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. En büyük hayalim dergahlardan, ocaklardan yayınlar yapmaktır. Çünkü bu ocaklardır, dergahlardır bizim inancımızı, özümüzü, varlığımızı, birliğimizi bugünlere getiren. Bu ocaklardır, dergahlardır, tekkelerdir. Dostluğun, barışın, kardeşliğin, birliğin ve gelecek güzel günlerin, aydınlık günlerin kapıları. Bu güzel ocaklardır, dergahlardır, bin yıldır bu topraklarda Alevi Bektaşi inancını yaşatan ana kapımız. Abdal Musa'dayız can dostlar, pirimiz Abdal Musa'dayız. Horasan yurdundan sükun edip gelen, Anadolu'dan Rumeli'ye insanların gönüllerinde silinmez izler bırakan, sevdaları çağıl çağıl çağları aşıp bugünlere gelen pirimiz Abdal Musa'nın huzurundayız. Barış yurdundayız. Gönlümüzdeki gamlar atılıp gidiliyor. Şu anda arınma yurdundayız. Şu anda özleri paklama yurdundayız. Dar-ı didar olma makamındayız. Gelenlere aşk olsun, gelemeyip gönüllerini buraya katanlara aşk olsun. Koç kurbanlar gibi özünü bu meydana serenlere aşk olsun. Cem olanlara, cemde dar-ı didar görüp kırklar cemi diye özleri birleyenlere aşk olsun can dostlar, aşk olsun. Evet, Abdal Musa etkinlikleri var ama bu Abdal Musa etkinliklerinden önce geldi ki burada emek veren, bu yolu yaşatan bu güzel canlarımızın bilgilerini sizlerle paylaşalım. Işığımızı alıp götürelim. Başta Hüseyin Eriş, Halife babamız, çünkü inanç önderimizdir, kosnişindir. Abdal Musa, Kaygısız Abdal dergahının, ocağının sürmüş olduğu cemlerin şu andaki sorumlusudur. Yıllar yılı burada bu hizmetleri yapıyor. Aşk olsun sevgili dedem, eyvallah, aşk olsun. Aşk eyvallah olsun. Erenlerim. Evet. Önce hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, bu programı yapıyorsunuz. İnşallah bütün canlar bu Cem TV'den bu programı izler. Yolu yola Abdal Musa'yı, Erkan'ı günümüzün döndüğünce anlatacağız. Bunlardan da bilgi sahibi olurlar diye düşünüyorum. Gül yüzlü yavrumuz gitarıyla geldi Hüseyin'imiz. Yolun artık dervişi. Bundan sonra sizlere emanetiz. Sizler cemlere bazen alınmıyordunuz. Sizler bu buralarda oynanma, evden uzak dur deniyordu. Ama artık bundan sonra biz size bırakacağız. Seni bir öpeyim de gül cemalinden. Abdal Musa'nın kokuları var, Kaygısız'ın kokuları var. Senin yoluna can kurban, ayaklarını öleyim benim Hüseyin canım. Nasılsın, iyi misin? Uy, ben seni gördüm, şaduman oldum. Bütün üzüntülerim gitti, gönlüme güneş doğdu. Ne güzel yerler değil mi? Ne güzel yerlerde yaşıyoruz. İyi ki gelmişsin buraya. Uy, ben seni öpeyim. Sen de iyi ki varsın. Evet, sevgili başkanımız, genç başkan, emektar başkan,
gerçekten de her yere böyle genç bir başkan lazım ki artık devirler böyle olsun, hızlı, enerjik karar alsın. Mehmet Özel Başkanım merhaba, aşk olsun. Hoş geldiniz sevgili canlar. Merhabalar, merhabalar. Aftan Musa'ya hoş geldiniz. Hele de ben geçen sene hanesini gönlüyle açtı, bize kucakladı. Orada akademisyenleri, babaları ağırladı. Haşim Turhan canımız şu anda yok ama onun da selamını getirdim. Gül yüzlü dervişimizdi. Derviş olarak nefesleri söyler. Cemlerin en büyük yardımcısıdır. Geleneği çok iyi bilir. Kendisiyle yine birlikte olacağız. Nazmi Akgün deyince benim çok ezellere giden bir sevgim vardır. Çünkü hani inancı bilmek başka, yaşamak başka. O nefesler, o kutlu nefesleri, muhabbet sofralarında o güzel dostlukları yaşamak başka. Bu arada babalık postuna oturdu. Niyaz ediyorum cümle kutlu olsun. Artık baba sultan diyoruz. Hak ediyor. Hak edenler gelsin yolumuza. Aşk olsun. Nasılsınız? Eyvallah. Sizler geldiniz. Bizler memnun olduk. Allah da sizden memnun olsun önce. İnşallah bu programımızda çok güzel bir şekilde bu Tekke köyün anlatarak bizim Erkan'ımızı, güzelimizi kurarak anlatarak inşallah sizlere de bu güzellikleri paylaşarak bu güzelliği sağlayalım. Hoş geldiniz, kafalar geldi. Peki, Halife babamdan icazet alayım, babadan devam edelim. Buyurun, buyurun. Çünkü Halife baba, babaların babası. Eyvallah. Şimdi sen derviş, işte öyle bir şeydir ki ne taç, ne hırka, yeryüzündeki hiçbir şey bu dervişlik kadar ağır olamaz. Satılsaydı pazarda 5-10'da herkes alırdı diyor, değil mi? Öyle de bir nefes var. Dervişlik zordur. Peki neler yaşadın da bu dervişlikte yıllar yılı geldik, baba postuna layık görüldük. Dervişlik nedir? Yolun en temel kilit noktası dervişlikten başlayalım istersen. Benim derim 1905-2000 yılında dervişlik nasip oldu. O gün için Mustafa Ege babam ve iki tane babaerenler vardı. Epey bir dervişler buraya geldiler. Fakir burada dervişlik hücreti giydirdiler. Hak onlardan önce razı olsun. Dervişlik önce dövene elsiz, dövene dilsiz oluyordu. Çok zor bir oldu. Gerçekten de biz bunu yaşadığımıza inanıyorum ve köyümden o konuda çok memnunum. Çünkü köyüm bu yıl, bu ayın 19'unda da, 19 Mayıs'ta da fakire bunun münasip mail gördüler. Halife babamdan da bu hücreti aldık, bu tacı giydik. Hak önce cümle köyümden razı olsun. Halife babamdan da beraber. Eyvallah. Erenler. Bu köylü bize bunu münasip gördü, bu dervişliğimizi demek ki yapabildik Erenler. Çok şükür. Gelen mihmanlarımızla, köyümüzle barışı, sevgiyi, saygıyı bir arada tutmayı baya baya başardık herhalde şu an. Köyümüzde gerçekten şu anda dargınımız yok. En güzel mutluluğumuz da bu. Ne kadar güzel. Yani, demek ki en son söylediğin çok önemli. Dargınımız yok. Eyvallah. Dargınımız peki yok. Dargın olsa ne oluyor? Ya dargın olsa tabii ki burada Erenlerim ikiliği olduğu yerde hiçbir şey olmaz. Özellikle birlik. Birlik cemil. Birlik cemil özellikle. Biz bir olamazsak biz her zaman için asimilasyon olmaya her zaman mahkumuz. Birliği sağlamazsak. Evet. Şimdi Hüseyin Halife babam şimdi dedi ki birlik dedi, diyoruz ya Erenler bir birlik meydanı kurmuşlar. Sen daha uzun anlatırız ama bir başka program daha yapacağım seninle. Özellikle bu nefesler, bu deyişler çok önemli ama Abdal Musalar, kaygısızlar hangi zoru başarmış? Yani onları Abdal Musa'yı Abdal Musa yapan nedir? Yani biz huzuruna vardık şimdi, makamındayız, türbesinin önündeyiz. Antalya Elmalı Tekke Köyü'ndeyiz. Tekke Köyü'nde Dur Dağı'nın eteklerinde, büyük bir ovanın içerisinde bir büyük dergah kurmuş ve türbesine de on binlerce insan akın akın geliyor. Hiç önemli değil. Doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine herkes geliyorlar. Peki biz niye geliyoruz? Kimdir Abdal Musa? Abdal Musa neyi başarmış? Eyvallah sevgili canlar, Ayhan Baba.
Abdal Musa Sultan neyi başarmış? Abdal Musa Sultan her şeyden önce gönülleri fethetmiş. Her şeyden önce insanlara insan olarak bakmış. Bu evreni, doğayı hiç birbirinden ayırmamış. Dolayısıyla özden gelmişiz. Tanrı'nın özünden gelmişiz. Hepimiz biriz. Bu doğadaki kuş, taş, ağaç, ne varsa hepsi Tanrı'nın özüdür. Yani biz onlarla eş değerdeyiz. Ama insanın şöyle bir özelliği var. İnsan konuşabilen, düşünebilen, konuştuklarını icra eden bir yapıya sahip. Bu da Allah'ın halefidir. Allah'ın halifesidir yeryüzündeki insan. Dolayısıyla Abdal Musa Sultan hiçbir şeyi ayırmamış. Özellikle halkının yanında olmuş. Hiçbir zaman için haksızın yanında olmamış. Hukuksuzun yanında olmamış. Hiçbir zaman da mevcut düzene boyun eğmemiş. Hep halkının yanında olmuş. Halk önder olmuş. Gelmiş efendim Osmanlı kuruluşundan sonra Bursa fethine katıldığını biliyoruz. Daha sonra Orhan Gazi ile önceki durumu, önceki hal ve hareketleri devam etmiyor. Bursa fethinden sonra Orhan Gazi değiştiği için artık diyor biz birlikte olamayız deyip o diyardan, Bursa diyarından ayrılıyor. Gelir Aydın'a. Aydın'da kalmış bir süre. Bir süre Saruhanlı Beyliği'nde kalmış. Biliyorsunuz o dönemlerde 1326'dır Bursa fethi. Bursa fethinde daha Osmanlı beylikleri birleşmemiştir. Bir bakar ki Teke yöresi, bu bulunduğu makam, şu sırtını yasladığı yer Teke yöresidir. O dönemde Teke yöresine yavaş yavaş Türkmenler yerleşmeye başlamıştır. İşte çevresindeki köyler, Avşar, Eymir, Barak, Sıcak, Karamık, Bayat, buna benzer çevremizdeki köy isimleridir bunlar. Bunu gördüğü için Abdal Musa Sultan gelir, şu anki bu makamındaki bulunduğumuz yere yerleşir, dergahını açar. Abdal Musa Sultan dedik ki bir halk önderi, aynı zamanda bulunduğu yer coğrafi olarak da önemli bir bölge. Antalya Söğüt Cuma'dan çıkarsınız, Arikanda, efendim Bodalya, işte sırtını yasladığı yer, bulunduğu yerde Gencali şehri vardır. Yani bu yol Likyalıların harita yoludur, ticaret yoludur. Aynı zamanda kervanların, efendim ticaretin bir merkezinden geçmektedir bu bulunduğu makam, Gencali şehri. Dolayısıyla geldiği zaman burada yaptığı işler, ilk yaptığı işler, han, hamam, misafirhane, aşevi, cemevi, bütün sosyal tesisleri buraya kurar ve gelen kervanların güvenli bir şekilde burada konaklayıp geçmelerini sağlar. Dedi ki Abdal Musa Sultan bir sadece bir inanç önderi değil, aynı zamanda bir halk önderidir. Dolayısıyla öbür tarafta da inanç bakımından da çok önemlidir. Kadıncı Kana, Kaygısız Abdal birlikte üçlüsüyle bu yolu yola Erkan'ı icra edendir. Yani Cem'in icra edenidir. O yüzden de Abdal Musa adına kurbanlar kesilir Anadolu'da, Balkanlar'da. Dünyanın her yerinde. Çok önemli bir kişilik, önemli bir evliya, velidir. O yüzden de bütün Anadolu'nun, Balkanların, dünyanın her yerinden Abdal Musa Sultan'ı ziyarete gelirler. Ondan feyizlenirler, ondan nasibini alırlar, ondan doldururlar gönüllerini. Buradan mutlu, huzurlu bir şekilde giderler. Gönlün var olsun. Kaygısız Abdallah, Pir Abdal Musa. Bu kapakta avcı, geyik sorarsan, Kaygısız Abdallah, Pir Abdal Musa. Oku atmış koltuğuna saplamış, atan gaybi, geyik Pir Abdal Musa. Geyik dönüp dönüp bakar yüzüne, gaybi düşmüş o geyiğin izine. Aşık olan yanar aşkın közüne, avcı gaybi, geyik Pir Abdal Musa. Kaygısızı abdal eden de sensin,
peşi sıra çekip gelen de sensin. Avcıya av olup duran da sensin. Avcı gaybi, geyik pir abdal Musa. Gaybi beyoğluydu, aldın getirdin. Alıp gelip menziline getirdin. Kaygısız eyledin, işin bitirdin. Avcı gaybi, geyik pir abdal Musa. Vahdi doluyu da aşka düşürdün. Eyvallah. 700 yıl sonra dağdan aşırdın. Milyonlarca canı tümden devşirdin. Avcı gaybi, geyik pir abdal Musa. Adil Ali Atalay da çok güzel canlandırmış. Bu velayetnameyi de derlemişti, emekleri çoktur. Şimdi öyle ya, ilk önce nişan isterler. Abdal Musa deyince kaygısız abdalı anmadan olmuyor. Çünkü bir beyoğluyken onun aşkına, onun gönül güzelliğine, onun hikmetine, sırlarına ererek gaybi de Abdal Musa dergahına bend oluyor ve dolayısıyla gaybi oluyor kaygısız abdal. Şimdi buralar, sevgili izleyenler, kutsal topraklardır. Biliyor musunuz, bağrına hançer gibi mermer ocağı saplansa da, herkesin gelip bir planı olsa da, içeriden dışarıdan bunlar elbette ki sevgi ateşinde yanıp kül olacak gideceklerdir. Aşk harmanında savrulanlar da pirimiz Abdal Musa'nın ateşte semahlara döndüğü gibi kirleriyle buralardan uzaklaşacaktır. Dolayısıyla dergahımızda çok iş var. Dergahımız, ocağımız, tekkemiz, burası çok hizmetler görülmesi gereken yerler. Yani şu anda bütün Anadolu, Rumeli, bütün yeryüzü toprağı üzerinde dört büyük Alevi Bektaşi merkezinden birisidir. Bu çok önemlidir. Zaten serçeşmemiz Hacı Bektaş'tır. O dergâhtan feyz almıştır. Kadıncık Ana'dan feyz almıştır. Yavrularımız bundan sonra bu güzel gül bahçelerinde yetişecekler. Dolayısıyla bizim dergahımız var, sazımız var, sözümüz var. Bize kâr eylemez medreseler. Bizim deyişlerimiz, ozanlarımız 100.000 medrese yapmaya da yeter, insanseverliğe de yeter. Yavrularımızın geleceğini de hiçbir güç karartamaz. 1000 yıldır bu topraklarda aydınlıklar hakim oldu. İşte huzurunda bulunduğumuz Abdal Musalar sayesinde biz bu huzurlara erdik. Peki, bu güzel yurtta, bu barış kardeşlik yurdunda derneğimiz var. Tabii bildiğiniz gibi derneksiz olmuyor. Dergahlar vardı, ocaklar vardı ama şimdi vakıflar var, dernekler var. Niçin dernekler, vakıflar var? İşlerimizi rahat görelim diye, bir araya gelelim diye, dertlerimize derman arayalım diye dernekler kurmuşuz. İşte burada da çok önemli bir derneğimiz var. Burası Tekke Köyü ama Abdal Musa'mız burada. Dolayısıyla Tekke Köyü, Abdal Musa kültürünü araştırma ve yardımlaşma, yaşatma derneğimiz var. Şimdi bu yaşatma deyince en sondaki yaşatma en önemlisi. Belki de diğerlerinin gerisinde kalıyor. Yani kültürü araştıracaksın, işte yardımlaşacaksın. Hep bu kelimeler var ama siz öyle güzel bir şey ki bu yaşatmak. Sen yaşatırsan yaşar. Sen eyvallah, yaşatmazsan yaşamaz. Yaşamaz. Eyvallah. Diyorlar ki şöyle bir söz var, benim karşı olduğum. Ya yolun sahipleri var, sen ne çok konuşuyorsun Ayhan Aydın. Ya da benim gibi insanlar. Ya bırakın ya, bu kadar hani derde dönüyorsunuz, dertleri çoğaltıyorsunuz, laf kalabalığı yapıyorsunuz. Yolun sahibi var, ne bu kadar? Bırak. Peki yolun sahibi var da yolun sahibi biz değil miyiz? Yani yolda, şimdi burada bu derviş baba olmuş, halife baba olmuş, başkan olmuş, Ayhan Aydın yazar olmuş. Ne bileyim işte. Biz burada işte biz yaşatıyoruz. Gencimiz gitarını almış, sazını almış. Kim yaşatacak? Yani bizim görünmez varlıklar mı yaşatacak? O yüzden çok güzel bir şey yaşatmak. Eyvallah. Evet, nasıl eyvallah yaşatıyoruz? Nasıl yaşatacağız bu yolu? Bu dernekten bahsedin. Mikrofonunuz açık olduğu için oradan konuşun, rahat konuşun. Öncelikle hoş geldiniz Ayhan Baba, Abdal Musa dergahına.
Biz Abdal Musa'nın kültürünü yaşatmak esas derneğimizin amacı. Dergaha hizmetkarlık yapmak amacımız. Bir nevi dervişlik. Dervişlik, evet. Öncelikle ilk hedefimiz burayı temiz tutmak. Gelen toplumu, gelen canları rahat ettirmek. Mihmanlarımıza yer sağlamak. Esas amacımız bu. İkinci sırada da işte buranın dergahı olduğu kadar yolu yolağımızı yaşatmak, canlandırmak, gelecek çocuklarımıza bunları bırakmak, temiz olarak bırakmak. Şu anda görüyoruz gezdiğimiz yerlerden özünü yitirmemiş dergahlar içinde en ön sırada şu anda Tamsa dergahı. Özünü yitirmemiş yani. Bunu da bu şekilde devam ettirmek istiyor. Şimdi geliyorlar diğer cem evlerimiz, vakıflarımız buralardan yer alıp yok bina yapmak, Hacı Bektaş Veli'nin çevresine çevirmeye gerek yok burayı. Burayı kendi özünde. Eskisi gibi dedem de anlattı. İşte hanlar, hamamlar. Üniversite düzeyinde bir yer burası. Öncelikle hedefimiz bu saatten sonra ilk hedefimiz bizim bir Abdal Musa kürsüsü. Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı bir Abdal Musa kürsüsü oluşturabilmek. Ki üniversite düzeyinde burayı ileriye taşımak, gelecek nesillere taşımak. Sonra en büyük sorunumuz konaklama. Konaklama tesisimiz. Bir kent meydanımız dediğimiz kültür meydanımız oluşması. Sayın Kaymakamımız Faruk Erdem bir söz verdi, bir müze oluşturma gibi bir projemiz var. Bu şekilde projelerimiz oluşacak, oluşuyor da. Öncelikle konaklamamız, en büyük konaklamamız. Şimdi ikiye ayrılıyor herhalde. Siz genç ama bilinçli bir insansınız. Eyvallah. Hayır, şimdi anlaşılıyor. Neden? Neden? Şimdi pratik olarak temiz tutacağız. Yani şu anda istediğimiz düzeyde değiliz. Gücünüz yetmiyor. Çünkü on binlerce insan her cinsinden, yani hangi tek bir kişiyle uğraşamazken 10.000 kişi geliyor. Bir kere bize layık, yolumuza, insanlığa. Çünkü alevlik insanlık yolu. Buralar bizim aynamız. Yani dünyanın dört bir tarafından geliyor insanlarımız. Dolayısıyla temizlik, çevresel düzenleme. Ama sadece bir yaz döneminde değil, her zamanda gelenler olduğu için konaklama. Fakat dediniz ki bir kürsü, bir müze, yani evet, araştırma, inceleme, kültürünü yaşatmak diyoruz ya. Evet. Yani evet, o boyutuyla gelen araştırmacılara kapınızı açıyorsunuz. Tabii ki. Burada barınıyorlar. Yeter ki Abdal Musa kültürünü araştırsın, değil mi? Evet. Köyü araştırsın, kültürünü araştırsın. O konuda içtenlikle yardım ediyorsunuz. Bunlar güzel. Peki biraz somut adım atalım. Sizinle zaten şöyle bir gezeceğiz, hem onları da ya montaj yaparız ya da normal bir başka program olarak yayınlarız. Şu anda fiziksel olarak sevgili başkanım nasıl bir pozisyonumuz var? Yani derneğin, bu dergahın çevresi, dergahın çevresi, alanımız var mı, arazimiz, köy mesela, köyün içinde ama köy köydür. Evet. Burada bir tekkedir. Dolayısıyla ikisi ayrı şeylerdir. Siz de derneğin başkanısınız. Köydesiniz ama evet, bu derneğin yaşadığı sorunlar da var. Biraz da onları söyleyelim ki bunları yalıtalım, bunları şey yapalım. Evet. Buyur canım, şöyle gel, kenarda dur. Evet. Ayhan baba, türbemiz içi, türbe içi tamamen Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir yer, tapusu. Burası 4800 metrekare bir yer. Ama çevresi tamamen derneğe ait arazi. Parkımız, Bayramkaya Kültür Parkımız, üstündeki çamlık, yan taraflar tamamen bize ait. Tamamen proje yapabileceğimiz. Aynı zamanda burası koruma bölgesi. İkinci derece sit alanı. Onun için diğer bölümlerde inşaata izin verilmiyor. Ama sadece dergaha hizmet etmek için yapılan inşaatlara izin veriliyor. Bu da Kültür Bakanlığı'ndan ve Koruma Bölge Müdürlüğü'ne izin alarak yapılan bir işlem. Bunları dernek vasıtasıyla çözebiliyoruz. Vakıflar vasıtasıyla çözebiliyoruz. Ancak bizim iznimiz dışında da çok bir şey olmuyor burada. Çünkü şeyini, türbenin görüntüsünü ve eski yapıyı bozmak istemiyoruz biz işin açığı.
arazimiz var. Uygun arazimiz de var. Burayı bozmadan inşaat yapabileceğimiz yerler de var. Ama her bir vakfın, derneğin burada bir gece kondu şeklinde bir şey yapmasını ya da büyük taşlarla, betonlarla bir şeyler yapmasını da istemiyoruz. Yani buranın düzenli bozmalarını da istemiyoruz. İşin açığı. Şimdi onlar bizim canımız, her birini seviyoruz ama temel eleştirimiz şu. İlk önce benliğimizi yenelim. Özümüzü birleyelim. Başta ben diyorum her zaman için. Baştan aşağı benliğim. Yani öyle kendimi ilk önce bir özümü dara çekeyim. İlk önce bir herkes, bütün dernek başkanları, dedeler, böyle o konulara girmeyelim. Yani hepimiz Alevi Bektaşi yolunda öz saflaşmak, yola layık olmak. Biz bunların yaptığı yanında bir şey değiliz demek. Bunlar bin yıldır bu yolu yaşatıp bugüne getirenlerin yanında bizimki bir küçük hizmet bile değil. Ama eyvallah. Hizmet değil ama biz olarak kurum başkanları, dede, böyle generalleşiyoruz. Yani şimdi yine laflar oraya doğru gidecek. Burada yıldızlar çoğalıyor. Yani yıldız, 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 yıldız. Böyle ağırlıktan geçemiyoruz. O yüzden dede, baba, derviş ilk önce hepsi yola talip olacak değil mi? Evet, tabii ki. Tabii yani ki. Yola hizmet ehli olacak. Ve burada da hizmet yapmak isterken buradaki pire hizmet ettiğini unutmadan, burada Mehmet'e, Hüseyin'e, Akgün babaya değil, bu yola hizmet için buraya geldiğini bilerek ne yapacaklar? İlk önce düşünecekler. Evet. İnsansa düşünür değil mi? İnsan tabii düşünüyor ki, değil tabii mi başkanım? Bizim söylediğimiz de. Yani devam edeceğiz. İnsan olan düşünür. Düşünen insan ne yapar sevgili izleyenler? Düşünen insan ne yapar? Üretir ve sakin. Yani sakinlikle acaba burada bir dergah var. Ben bunun önünü kapatacak bir şey yapabilir miyim? Benim yolum, erkanın, vicdanın bunu kaldırıyor mu diye düşünür. Buraya her önüne gelen, burada siyasi amaç, hiçbir kurumu, hiçbir kişiyi kastetmiyorum. Buradan ben ne alırım? Acaba buradan ben ne dalımdan ne koparırım? Buradan ne kendimi gösteririm? Böyle bir şov yaparım veyahut işte buraya bir yatırım adı altında kendi egolarımı tatmin etmek için buraları nasıl yozlaştırırımın düşüncesine girerse hiç iyi yapmaz. Yolumuz cümleden uludur. Yol erenlerin kurduğu yoldur. O yüzden başta dernek var. Evet. Buranın bir post babası var. Yani post işini var. Babalar var. Buralardan geçmeden bir şey yapmak hem yolumuza uymaz hem de çok saygısızlıktır. Yakışık almaz. Beylerimiz elvan gülün üstüne, ağlar gelir Şahım Abdal Musa'ya. Urum abdalları postun eynine, bağlar gelir Şahım Abdal Musa'ya. Urum abdalları gelir dost deyi, eynimizde aba hırka post deyi. Hastaları gelir derman üsteyi, sağlar gelir pirim Abdal Musa'ya. Hint'ten dezirganlar gelir yayılır, pişer lokmaları bunda doyunur. Aşıkları gelir bunda soyunur, nurlar gelir Şahım Abdal Musa'ya. Her matem ayında kanlar saçarlar, uyandırıp hak çırağın yakarlar. Demine hü deyip gülden çekerler, nurlar gelir Şahım Abdal Musa'ya. Meydanında dara durmuş gerçekler, çalınır koç kurbanlara bıçaklar, dövülür kudüm, açılır sancaklar, tuğlar gelir pirim Abdal Musa'ya. İkrarıdır koç yiğidin yuları, takıhları çeksem gelmez ileri, Akpınar'ın yeşil gölün suları, çağlar gelir pirim Abdal Musa'ya. İkrarıdır koç yiğidin yuları, fakıhları çeksem gelir ileri, Akpınar'ın yeşil gölün suları, çağlar gelir Şahım Abdal Musa'ya. Alim Zülfikar'ın almış destine, sallar durmaz gezitlerin kastına, tümen tümen genç Ali'nin üstüne, sırlar gelir Şahım Abdal Musa'ya. Benim bir isteğim vardır Kerim'den, münkir bilmez evliyanın halinden, kaykızızım ayrı düştüm pirimden, Allah. Ağlar gelir Şahım Abdal Musa'ya.
Hak pirinden ayrılanları pirine kavuştursun. Yolunda, erkanında, ceminde, muhabbetinde, muhipleriyle beraber cem erken tutanlara aşk olsun. Yolumuzu yaşatanları, bugünleri getirenleri, geleceğe taşıyanları Hızır beklesin. Can dostlar, pirimiz Abdal Musa'nın huzurundayız. Barış kardeşlik yurdundayız. Şu anda çevremizde çocuk sesleri geliyor. Bülbül gibi geliyor bana. Çünkü hepsi bizimdir. Hacı Bektaş'ımız, Abdal Musa'mız hepsini bağrına basmış. Buralarda açlar doymuş, susuzlar kalmış. Dolayısıyla gelsinler, herkes gelsin. Kapılar, gönüller açık ama tabii ki gelirken kırıp dökmeyelim. Birincisi kalpleri onaralım. Sevgili başkan ne güzel diyor. Şu kurum başkanları bir araya gelse ayrım gayrım olmasın diyor. İkincisi de her gelen burada güzelliğiyle gelsin. Burayı kalkındırsın. Buranın güzelliğine güzellik katsın. Bir şeyler versin buraya. Her şeye ihtiyacı var buranın. Yokluklar içinde, bakımsızlıklar içerisinde derneğe herkesin yardımcı olması lazım. Peki bu gül yüzlü Baba Sultan'ın, muhabbet meydanı, en çok da önemli olan bu muhabbetlerde insanlar bir şeyler almış. Yani küçük yaşta gelip insanların olgunlaşması gibi muhabbette bektaşiliğin sırları öğrenilmiş. Muhabbet nedir? Muhabbetin anlamı ve önemi nedir bizim yolumuzda? Eyvallah. O zaman bir dörtlüğüne girelim. Muhabbet geminde kaynayıp göçtük. Doldur sakin, doldur birler açtılar. Pirimi görünce kendimden geçtim. Doldur sakin, doldur birler açtılar. Beğenler, muhabbet gemi. Bizim muhabbetimiz, gemimiz önce ibadet. Muhabbet ve yemek diyoruz, üçe ayırıyoruz. Özellikle cemlerimizdeki muhabbetimiz, özellikle balın muhabbeti. Ayrı bir olay. Yani cemden ayrı yaptığımız balın muhabbetleri. Bu da Balım Sultan, yani sonradan, yani Abdal Musa'dan sonra gerçekten bu güzel kültürümüze güzel bir şeyler vermiş. Hatta herhalde 1450-1525'lerde falan yaşayan Balım Sultan, özellikle balım muhabbetini açtığımız zaman bizler gerçekten orada birlik, beraberlik, o güzelliği yaşatmak için işte başta dedemiz olmak üzere, başta Halife babamız olmak üzere biz mürşitler ve bizim yanımızda babalar, o muhipler orada aynı yine cem erkanı oluruz. Muhabbetimiz öyle, ilahaklılığa kayıt muhabbet yapmayız herhalde. Aynı cem gibi toplarız, muhabbetimizde çok güzel bir şekilde birlik, beraberlik, barış, görüş, huzur içinde yaparız. Tamam, onu size bir program yapacağım Cem Bey'de. Uzun uzun anlatacaksınız. Cem olayı ayrı. Haydi. Cem olayı ayrı. Şimdi, eyvallah. Dedik ya yol. Peki yani Abdal Musa ile Kaygısız'ın yolu yol. Yani Balım Sultan ayrı değil. Hiçbirisi ayrı değil. Kadıncı Kana, Hacı Bektaş ama hani yol bir, sürek bin bir. Burada bir sürekler kavramı var. Yürüye göre, geleneğe göre hepsi özde birleşiyor. Yani çırağı yakmak bir. Cem olmak bir. Hepsinde bir var ama bizim de Abdal Musa Kaygısız'ın bir yolu erkanı var. Biraz ondan bahseder misiniz? Eyvallah, eyvallah canlar. Kaygısız Abdal Musa Kadıncı Kana dediğimiz zaman bugünkü birlik derdik. Bizim çocukluğumuzda cem lafı söylenmezdi. Birliğe gidiyoruz derdi babalarımız, dedelerimiz. Bir olmak, gönülleri birlemek. Orada rızalık almak, birbirimizden barışık olmak, birliğin amacı budur aslında, bir olmak. Bir olmak, bir olmak, Hacı Bektaş Veli Efendimiz'in dediği gibi. Dolayısıyla Abdal Musa dediğimiz zaman, biraz önce de bahsettik, adına kurbanlar kesilen, adına lokmalar verilen bir erenimiz, evliyamız. Bunun sebebi de anlattığımız gibi Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin cem erkanını düşünüp efendim yorumlayıp ortaya koyması ama buna ömrünün yetmemesi. Bu birliği, cemi icra eden de Kadıncı Kana hiç yatsınamaz. Kadınlarımız bizim için çok kutsaldır. Kadınlarımız eşimizdir, eşitimizdir. Onları biz hiçbir zaman için ayrı görmedik.
hepimizin de başı tacıdır. Eşitimizdir aynı zamanda kadınlarımız. Dolayısıyla Kadıncı Kan'a bu yolu yola Abdal Musa vasıtasıyla, dolayısıyla daha sonra buraya geldikten sonra kaygısızla birlikte, kaygısız marifetiyle 12 hizmeti icra eden kişidir, kişilerdir bu canlar. Burada da 12 hizmette başta Baba Postu. Bu Ali Postu, Muhammed Ali'den ayrılmaz Hacı Bektaş'ı Ali Postu'dur. Post, Baba Postu'dur. İkinci post Gözcü Postu'dur, Gözcü Karacan'ı. Üçüncü post efendim Ayakçı, Aşçı Postu, Seyid Ali Sultan Postu. Dördüncü post Abdal Musa'nın postu, Ayakçı Postu. Yani buna benzer bütün hizmetlerin sahipleri, pirleridir bunlar. Bunlardan bir tanesi de Abdal Musa Sultan'dır, Ayakçı Postu'nun piridir. Bir tanesi de Kaygısız Abdal'dır, Pervane Postu'dur. Dolayısıyla bu erenler yolu yola kuran, yaşatan, icra eden, bugünlere gelmesini sağlayan kişilerdir. O yüzden çok önemlidir. Abdal Musa Kaygısız Kadıncı Kanı. Balım Sultan dedi babaerenler biraz önce. Balım Sultan daha sonra 200 yıl sonra yaklaşık tekrardan biraz daha kurumsallaştırmıştır yolu yola Erkan'ı, ama tabii ki o dönemden tekrar konuşulur, tartışılır. Kendi Osmanlı belki o kendi insanını, kendi Alevisini yaratmak için bunu yapmışlar diyenler var, ama tabii ki bunlar başka bir mevzu, başka bir konuşma zamanı. Bunları konuşmayalım. Ama yolumuz, yolağımız devam ede gelmiş. Anadolu'nun her yerinde, Balkanlarda, dünyanın her yerinde sürekli bir yol, inanç bir, bir evet, yol bir, sürekli bir. Bu çok normaldir. Çok güzel, hoşgörü bir laftır. Çünkü her bölgenin kutsalları vardır. İşte Dersim bölgesine gidersiniz, Düzgün Baba vardır, Munzur Baba vardır. Gelir sizin ortana bölüye, Keçeci Baba vardır, işte Ahi Evrenler vardır. Gelirsiniz Hacı Bektaşlar, geç öbür tarafa Karacaametler, Şahkullar, Orhan Babalar, Topçu Babalar, Gül Babalar. Evet, her bölgenin kendine has, kendi kutsalları, kendi kutsadığı erenler, evliyalar var. Bunlar bu bölgelerde olmazsa bu güzellikler olmaz. İşte Abdal Musa'nın bulunduğu mekanda kendiyle özdeşleşmiş, Akdeniz'in batısı, özellikle Akdeniz'in gözcüsü olarak ve adalardan tut, Girit Adası'ndan, Rodos'tan, efendim Kıbrıs'tan, dön gel bu tarafa. Rodos'a da gidecek, Girit'e de gidecek yavrularımız. Evet, oraları evet, keşfedecekler değil mi? Niye gitmesin ki? Abdal Musa'ların yurdu orası. İşte, yavrularımız oraya gidecek, evet, keşfedecekler. Erenler gelmişler Rodos'ta. Buradaki hayvanlar da, hayvanlara da zarar vermemek gerekiyor. Puh 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 puh. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Öyle. He he. Bak ne diyor, ne diyor. Duydunuz mu? Buradaki hayvanlar ne yapıyor? Evet, köpeklerimiz, hepsi kedilerimiz. Evet, koyunlarımızı da bırakıyoruz. Hepsi. Onların bir ailesi var. Güzel yaşasın. Güzel yaşasınlar onlar. Evet. Evet, neler var? Evet, evet. O yüzden erenler, Abdal Musa Sultan'ın da dediğimiz gibi Girit'ten, Rodos'tan, Kıbrıs'tan gelip burada hizmetini görüp tekrar ocağına varıp hizmetini yürütürlerdi. Bu yol Erkan kaybolmamış, ama tabii ki zaman içerisinde bunlar biraz azalmış. İşte mübadeleden sonra Girit'ten gelenler, buradan gidenler derken o oralardan artık şeyimiz kesilmiş. Bağlantılar zayıflamış, ama bundan sonra kuvvetlenecek. İnşallah kuvvetlenecek. Abdal Musa'nın bulunduğu mekan da burası. Burası da Abdal Musa Sultan'la, Kaygısız Abdal'la, Budala Sultan'la, Mesten Dede'yle, Kafi Baba'yla, Baltası Gedik'le bir bütün Elmalı'daki Sinan-ı Nuhadimli Hazretleri'yle de bir bulunduğumuz bölge Evliyalar Şehri olarak geçer sevgili, evet, Ayamoğlu. Çok güzel. Peki sevgili başkanım, dedeye babamıza soracağım ama sizin gönlünüzde bir birlik, hani birliğimiz olacak.
daha ileriye doğru çocukları sizin gibi evladınız Mustafa Kemal, Hüseyin'imiz ve hepsi bizim yavrumuz. Hepsi. Bunu 10, 20, 30 yıl sonrayı düşünemezsek evet. Şu anda biz boşuna yaşıyoruz. Çünkü karıncalar da yaşıyor. Karıncalar ne yapıyorlar? Onlar evrensel bir işgüdüyle hareket ediyorlar. Arılar, karıncalar, yeryüzünün ben diyorum onlar bilgeler. Bilgeler ya, o arının yarattığını, yaptığını biz yapamıyoruz. Ama o evrensel bir döngü içinde her bir çiçekten bal özünü alıyor, balını yapıyor. Bir mucize. Karınca da kışın yiyebileceği kadar yiyeceği yazın topluyor. Kışın onu yiyor. İnsanoğlu bugün yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, gelip geçiyor. Biz toplumsal bir varlığız. Yani o arı, karınca, bizim arı kadar, karınca kadar hükmümüz yok mu ki biz bugünleri geçiriyoruz? Evet. Yani 700 yıl önce burada bir dergah kuruluyor. Biz 700 yıl önce geliyoruz. Onların gölgesine bile sığınacak şey yapamıyoruz. Sizdeki o enerjiyi gördüğüm için söylüyorum. Peki biraz daha somutlandıralım. Sizinle de geçsek çok iyi olacak. Ya daha iyi olacak. Hani nerelerde ne var? Nasıl olabilir? Böyle çevresel. Çevre çok önemli. Yavrumuz hayvan sevgisinden bahsetti. Yani çünkü geyik var değil mi? Evet. Anlatıp durduk geyik. Yani burada belki bu arada emekler Murat Koyuncan'ıma da selam olsun. Çok güzel belgeseller izledi. Hatta o şeyleri bile buraya ilave edebiliriz Murat'cığım. Söyleriz şeye. Ne güzel Dersim dağlarında ya, geyikler ya, çekmiş değil mi? Hem de pürüzsüz evet. İzledik. Yüzyıllar boyunca anlatılıyor. 700 yıldır biz bununla geldik, bununla doğduk. Geyik. Peki, güzel canlar. Abdal Musa, kaygısız abdal. Bakın geyik, temelde bir geyik. Saflık. Barış, özgürlük, dağlar, yani Murat çeker, Murat'ta vardı. Bu dağlar, geyiklerin, cerenlerin gezdiği dağlar aynı zamanda. Yani elimiz değmez, geyiğe aleviler asla avlamazlar. Yani insanlığımız gereği avlamayız. Masumluğun güvercine, geyiğe, en güzel şeylere sahibiz. Ama maalesef biz bunları niye söylüyoruz sevgili izleyenler? Yeryüzünde en büyük hazineyi Aleviler, Bektaşiler ellerinde tutuyor. Yazık ki bunun değerini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ya güvercini barış simgesi yapan bir toplum 700 yıl önce ya. Ve geyik senin en büyük sembolün olmuş. Dağlarda özgür gezen. Mazlumlar mazlumu geyik. Sen şimdi bundan habersizsin kardeşim. Bu nasıl bir şeydir? Tarihini, kökünü, inancını, atanı, dedeni bileceksin. Ve bileceğiz ki burada eyvallah. Çöp atılmayacağını, buraların tertemiz olması gerektiğini, güzellik simgesi olması gerektiğini söyleyeceğiz. Peki en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Dernek neleri çözecek, neler yapacak? Birkaç cümle böyle alalım. En büyük sorunlarımız işte söylediğiniz gibi çöp olayı. Kirletme olayı, ateş yakma kırma. Olayı. Dalı gelip kırıyor şimdi. Evet, maalesef çocuklarımıza sahip çıkmıyoruz burada. Çocuklarımız yani genelde, tamam bizim çocuklarımız, hepsini seviyoruz ama zarar verilmesini istemiyoruz buralara, ağaca, canlıya. Hiçbir canlıya zarar verildiğini istemiyoruz, kesinlikle. Esas sorunlarımız bunlar bizim. Kendi toplumumuz. Başkası değil zaten. Yani burayı hepimiz bizim diye korursak, burası bizim olur. Ben şunu diyorum, lafını balla kestim de, Hacı Bektaş, Abdal Musa bu kadar övdü, zaten bize vermiş, Sünni'ye vermemiş. Yani zaten kendi adamını, öyle mi Erenler? Bize söylemiş ya, başkasına değil. O kadar lafları söylemiş ki, uyarmış yani. Sünni de bizim canımıza eyvallah ama tabii ki gelen %80 burası Alevi canlar. Gelen canların da buraya sahip çıkması lazım, buraya zarar vermek için değil. Özellikle söylüyorum yani bizim karşılaştıklarımız buraya et yemek için gelmesinler. Gerçekten bu maneviyeti yaşamak için gelsinler yani. Buraya bir de bir şeyle güzelliğiyle gelsin. Ya tabii size ki. Bir ihtiyacınız var mı diye soran var mı ya? Gerçekten siz
Yok, hep istemiyor bizden. Hep istemiyor. Herkes istiyor. Ama ihtiyaç sorulduğunu görmedik. Ha, bir ihtiyacın var mı başkan, bu kadar çırpınıyorsun? Benim de şu varlığım var, bundan sana bir şey vereyim diyen var mı? Maalesef. Maalesef. Nerede Alevi Bektaşi'yiz? Maalesef. Bir de Ayhan Baba, bizim burada 150 dekar ayalık'ın yerimiz var. 150 dönüm aşağı yukarı. Yani diğer kurumların buradan tarla almasına ya da arazi almasına gerek yok. Bir şey yapacaklarsa gelsinler, beraber İş yapalım. İş birliği diyorsunuz. Tabii ki. Hep beraber yapalım yapacak olduğumuz şeyi. Yani İstişareyle yapalım. İş birliğiyle. Tabii ki. Bütün vakıflar, dernekler toplanalım, hep beraber bir yer yapalım yani. İşte o zaman niye bir araya gelmiyorlar biliyor musun? Onların büyüsü bozulacak. Çünkü Abdal Musa'nın altına girerseler büyüleri bozuluyor. Orada bir köşe, orada bir köşe. Herkes bir köşe kapmaca. Bu çocuklarda ne farkımız var? Şimdi izleyenler yine diyecek ki Ayhan Aydın coşuyor. Aa, çeksin kamera. Lütfen Murat'cığım çek. Aa, burada çocuklar bak güreşiyor. O da bizim sporumuz. Oynuyor köşe kapmaca. Bak oraya köşe. Peki kurumları yönetenler niye birbirinden güzelce helal anlaşmıyor, kucaklaşmıyor? Yani biz büyümedik mi o zaman? Benlik duygusunu daha yenememişiz Ayhan Baba. Benlik duygusunu yenememişiz. Evet. Son olarak da yavaş yavaş bu programı toparlarken, peki sevgili iki yanıma da soruyorum. Peki tarihi kayıtlar, anlatılar, bu dergah tekkemiz, ocağımız nasıl işliyordu? Yani eskiden nasıl hani işlermiş, ne yapılırmış? Bu dervişler, burada da tarlalar var, ekinler var. İşleyiş şekli nasılmış? Evet, işleyiş şekli, Pir Abdal Musa buraya geldiği zaman zaten kendisine belli bir arazi vakfedilmiş. Çünkü Abdal Musa'nın soyu da önemli bir soy. Gidip Hacı Bektaş'ın dergahında eğitildikten sonra özellikle yolu yola ona verilmesi, kendisinin soy olarak bir kutsanmışlık veriliyor kendisine. Dolayısıyla buraya geldiği zaman belli bir arazi vakfediliyor. Zaten Abdal Musa Sultan amacı gelip burada halka hizmet etmek. Başta söylediğimiz gibi coğrafi olarak önemli bir bölge. Buraya gelip halka hizmet için han, hamam, misafirhane, aşevi, cemevi bütün sosyal tesisler yapıyor. Ayrıca bu ovada Abdal Musa Sultan'a ait Korkuteli'de, Garadin'de, Kaş'ta, Binike'de, bu ovada birçok vakf arazileri var Abdal Musa Sultan'a. Buradaki araziler işletiliyor, köylülere veriliyor. Tohum veriliyor, öküz veriliyor, gerekli araç gereçler buradan veriliyor. Onlar da ekiyor, biçiyor, fazlasını getiriyor, dergaha veriyor. Dergahta hep birlikte komon bir şekilde, hiç kimsenin kimseye üstünlüğü olmadan, kış gelince herkes burada cemler, demler olunup, gönüller birlenip, muhabbetler yapılıyor. Buradaki olan varlıktan da arpa, buğday, yani her şeyden, İnsanlar eşit şekilde doyuyor. Yani burasının amacı bu zaten aslında. Komon bir şekilde yaşamak. Tekkelerin amacı bu. Dolayısıyla evet. Çevrede Abdal Musa Sultan çevreyi irşad ediyor. Ekmeği, biçmeyi öğretiyor. Eğitimi öğretiyor. Zaten okulu var. Kışın, yazın devam eden dergahta okul var. Başkan da söyledim. Üniversite düzeyinde burası. Bütün halka aydınlığı, ilimi, irfanı, muhabbeti, paylaşmayı öğretiyor. Bu da Abdal Musa Sultan yaklaşık buraya 1330'larda geldiğini biliyoruz. 1400'lerde de göçtü biliyoruz. 1400'lerden sonra aynı durum devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar? Kesintisiz 1826'lara kadar. Oturun. O aradaki 1650'lerdeki o kırılmayı çok iyi bilmiyorum ama gelip buradaki bu düzen, Abdal Musa'nın Erkan'ı, yolun yola, belki 1650'lerde bir kırılma geçirmiş, arasını tam iyi bilemiyorum. Ama bildiğimiz şu var, 1826'dan sonra bu düzen değişiyor. Neden? Yeniçeri Ocağı var, Yeniçeri Ocağı yıkılıyor. Yeniçeri'yi de bu Bektaşilere bağladıkları için Bektaşi dergahları o zaman kapatılıyor. Yani İstanbul'daki Padişah II. Mahmut'un
emriyle bütün işte tarikat şeyleri toplanır. Ne yapalım bu dergahlara? Şu karar çıkar. 60 yıldan önce dergah türbe varsa kalsın. 60 yıldan sonra yapıldıysa o da yıkılmak üzere bütün bu dergahlara şeyler, başka tarikat şeyleri gelir. Buraya da nakşi şey gelir. Buradaki bütün varlığa, maddi manevi varlığa sahiplenir. Önce gelir buraya camiyi kurar. Bu tekke içerisinde. Biliyorsunuz bizim erkanımızda, ibadetimizde cami değil de cemevi vardır. Bizim ibadet yerimiz cemevidir. Yani burayı asimil etmek için gelir buraya camiyi kurar, yazılı kaynakları alır götürürler. Buradaki babalar, dedeler bir şekilde sürgün edilir veya yok edilir. Onların yerine nakşi şeyhler gelir buraya sahiplenir. Dolayısıyla bu yaklaşık 50 yıl kadar sürer. 50 yıldan sonra tekrar özüne döner. Ama tabii ki eski gücüne erişemez. Tekrar yapılanır. Ama 1925'teki Tekke Zaviye kanunuyla da bütün her şey yıkıldı. Sadece türbe kalır. Bu Tekke Zaviye kanunu derken bunu biraz da konuşmak lazım aslında ama tekkeler özelliğini, amacını sapmış. Tamamen böyle mezcup insanların kaldığı bir yer olmuş. Dolayısıyla Atatürk de bunu kapatmakla iyi ettiğini düşünüyorum. 1925'ten sonra bir aşağı yukarı 30-40 yıl kapalı kalmış türbe. 1960'lardan sonra tekrar açılıyor. 1984'te bir dernek kurduk. Bizim çocukluğumuza intisal eder. Rahmetli Hüsnü Baba Erenler bir dernek kurdu buraya köydeki sakinlerle birlikte. Bu dernek bugüne kadar buranın işlerini çekip çeviriyor. İşte en son başkanımız da Mehmet Özel kardeşimiz de buranın dernek başkanı. Fakirde hizmetkarlığını yapıyoruz Baba Erenlerle birlikte. Bu yol yola bugüne kadar da bu şekilde devam etmiş gelmiş Baba Erenler. Eyvallah. Eyvallah. Peki güzelim bir şey söyler misin? Buradaki duva, çıvanlar, buradaki şeye zarar vermiyor. Ben de söyleyebilir miyim? Söyle gel bakayım, şöyle gel arkama. Şiir biliyor musun? Ne bileyim? Söyle bakayım, ne söyle? Gel bakayım buraya. Tamam, Abdal Musa'yı çok seviyormuş. Gül yüzlü yavrularımızdan geldiler. O zaman... Yavrularımızın gönlü gibi olsun her şey, güzellik içinde olsun. Barış güvercinleri yurdumuzda atsın ve olsun, elleme. Geyik donundayız, güvercin donundayız ama insan olma yolundayız. İnsan olabilenlere aşk olsun can dostlar. Ve bu ilk söyleşimizde, devam edecek söyleşilerimiz köyümüzde iki gün, bize çok güzel bilgiler veren Nazmi Akgün, Hüseyin Eriş ve Mehmet Özel'e, gül yüzlü Hüseyin yavrumuza çok teşekkür ediyoruz. Bir nefesle kapatalım. Aynı zamanda biliyorsunuz bu Kızılderili hep söylüyorum, ne yapıp edip ölmeden evvel ben bu işi yapacağım. Yani dergahlar arasında en azından manevi olarak benim gücüm ne yetebilir, bir dervişin gücü. Diyaloglar sıklaşmalı, artmalı. Yunanistan'da Seyyid Ali Sultan bu dergahla doğrudan bağlantısı olan bir dergahımızdır. O yüzden mutlaka karşılıklı ziyaretler olmak zorundadır. Olmazsa olmaz. Benim en büyük şeyim bu. Bu seneden başlayarak bu diyalog başlamalı. Şahkulu Sultan dergahı zaten... Karacaahmet diğerler hepsi var. Garip Dede, Erikli Baba hepsi bizim. Cem Vakfı, kurumları ayırmayız. Hepsi bizim. Ama tarihsel olarak mesela Veli Baba, o da bu Katar'ın içinde ama hep bir kenarda sanki kalıyor. Bunlar da bizim elimde sevgili izleyenler. Yani köklerimizi unutmayalım diyoruz. Köklerimizden haberimiz yok. Dallarımızı kurutmayalım. Köklerimizi unutmayalım. Yalvarıyorum sizlere. Bu yavrularımızın geleceği için emek verin, bırakmayın bu güzel yolları. Evet, çok sağ olsunlar. Son olarak bir nefesle bitirelim. Erenler serveri, ol tırramali, serçeşme olmuştur Rumeli'ne.
Ağaçtan Zülfikar ol gerçek veli, evvel tekbir aldık pirin beline. Abdal Musa Sultan şah himmet kıldı, dayandı kılıcı, şah taşı böldü. Bütün Urumeli İslam'a geldi, fetih surelerin almış eline. Kırklar azmeyledi elmalı şehri, Boğaz Hisar'da ol buldu nehri. Bol yerde küffara eyledi kahrı, ol dem kılıç oldu pirin eline. Bilin Tanrı Dağı şahın otağı, kış mı şahtan kanlar kuşattı dağı. Gelibolu üstünde kuru dağı, ol dem aşık oldu şahın eline. Şahımın refiki gaziler beyler, kış mı der küffara ciğerin dağlar. Gerçek aşıkların metini eyler, ol dem aşık oldum pirin yoluna. Pirim himmet ile sancak getirir, kalenin temelin alt üst götürür. Tanrı da kurbinde çökmüş oturur, meskenindir deyi gelir yerine. Seyyid Ali Sultan, Kırkların başı Allah Allah, Nevruz beyleridir yari yoldaşın. Görün sarı kızda ol çaldın taşın, ol dem güç verdin pirin koluna. Horasan mülkünden hoydandır aslı, şah İmam Hasan'dır pirimin nesli. Mürşidine bend ol ey gada musli, kıyamette Allah olsun Allah. Elin eline. Aşk olsun yeni aşk programlarda aşk buluşmak olsun dileğiyle. Abdal Musa'dan gönül dolusu selamlar. Aşk olsun. Aşk olsun.